7 Kasım'da Kanada Başbakan Justin Trudeau ülkesindeki bazı Uygurlarla bir araya geldi. Toplantı Başbakan Justin Trudeau'nun partisi olan Kanada Liberal Partisi tarafından Montreal'de düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde gerçekleştirildi. Kanada'daki Uygur haklarını koruma projesi üyelerinin yanı sıra Kanada'daki bazı Uygur hak temsilcileri ve aktiviste de dahil olmak üzere toplam 10 Uygur bağış toplama etkinliğine katılmaya davet edildi. Özgür Asya Radyosu'nun haberine göre etkinliğe katılan Uygurlar Başbakan Justin Trudeau ile doğrudan görüşme ve Uygurların bazı önemli konularını anlatma fırsatı buldular. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Uygur Türklerinin hakları konusundaki eleştiriye yanıt veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Batılı ülkelerin bu konuyu Çin'e karşı siyasi olarak kullanmak istediğini, Türkiye'nin ise ayrıca açıklamalar yaptığını söyledi. Batılı ülkelerin daha sonra açıklamalarında Uygur Türklerine odaklandıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Birlikte hareket ediyoruz. Bu konuda İslam dünyasında birliktelik yok. Maalesef Türk dünyasında da istediğimiz birliktelik yok. Zaten bu konuda istediklerimizi tam yapamayışımızın sebebi de bu" diye konuştu. Uygur Türkleri konusunda farklı dengeler bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Ama biz tek başımıza da kalsak Filistin davasında olduğu gibi Uygur Türklerini de savunmaya devam edeceğiz" dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkesinin güvenliğinin gitgide daha istikrarsız ve belirsiz hale geldiğini, bu nedenle savaşa hazırlanmaya odaklanacaklarını ifade etti. Daily Mail'deki haberde Çin Devlet Başkanı'nın bu mesajının Tayvan'a yönelik endişe oluşturabileceği vurgusu yapıldı. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın açılışında konuşma yapması beklenen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in video kaydının yayınlanmayacağı belirtildi. Reuters'a konuşan 3 Avrupalı diplomat video kaydında Avrupa Konseyi Başkanı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşını ağır bir dille eleştirdiği ve Çin'e olan ticari bağımlılığın azaltılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Alman hükümeti çip üreticisi Elmos'un bir fabrikasının Çinli Sai Microelectronics'e satışına engel olmayı planlıyor. Alman hükümetinin görece küçük olan bu anlaşmayı engellemek istemesinin ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'in stratejik teknolojileri olan erişimi konusundaki tedirginliğini yansıttığı düşünülüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin devletine ait Casco Shopping Holdings'e Hamburg Limanı'nın bir terminalinin %24,9'luk payının satışına izin verdiği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı. Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı. Suudi Arabistan resmi ajansında yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.